Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Ford Transit 150 ED kamyonetin arka disk freninin bir tarafını değiştirmiştik. Bir tarafını kaliper körükleri olmadığı için değiştirmemiştim. Onu da şimdi yapalım diyorum. Her iki taraf yeni olsun, eşit bitsin, temiz olsun. Eğer ben satarsam, bu aracı satarsam, benden sonraki aranlar temiz bir araç alsın. Zaten bunları pis pis bırakıp gezdiremezsiniz, piyasaya süremezsiniz. Zaten satmayı da düşünmüyorum. Allah'a şükür işlerimi görüyorum. Yeterli. Evet arkadaşlar, temiz bir iş çıkaralım. Eğer eleştiri falan olursa çekinmeden söyleyin, yanlış yaptığımızı falan. İşte kaliper körüğünün hali. Bu körüğü değiştirmek için disk frenin diskini değiştirmeyi düşünmedim. Şu hortumu da sökelim. 14-15 iki ağız. Bir tarafı yıldız. Sonra kaliperin içindeki kirli yağı da boşaltmış olacağız. Daha hortumu söküyorum. Kalpleri sök, temiz bir yapalım. Maalesef Türkiye'de temiz iş yapan neredeyse yok. Bu araçların körüklerini değiştirmiyorlar. Fren kablolarını ise, fren uyarı kablolarını ise kesip atıyorlar. Işık yanmasın diye de birbirine bağlıyorlar. Diskte bakın, kırık yerleri var, hafiften kırık yerleri. Git ben, o 15 olacak.
hatta kömür fena yapışmış, gördüğünüz gibi fena kömürmüş. Yani contaya gerek vermeden şey getirin, kova. Hadi biraz daha kaldır yukarıya. Kaldır biraz da. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Aynayı değiştirmek için poryayı değiştirmemiz gerekiyor. 15 yıldır Bilal Derim'le Aysel'de çalıştığım zaman da alınmış lokma. Sadece zamanı geldi geçti. Sadece bu araçta kullanabildik. Eski 2,5 araçlar için alınmıştı ama bu arabayı oluyormuş demek ki. Getir uzatmayı. Ayak getir şimdi de. Ne bir torna bir de. Biraz. Biraz daha kaldır ki buradan. İki taraf kalkıyor yine. Neyse. Biraz indir. Çok az. Çok değil. İndir. 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 Tamam. Yeter böyle. Şimdi boru getir. Bunu sökelim. Hadi bakalım. Hüseyin burada bir Hüseyin eksik. Ben tutmadım. Düştü galiba. Böyle gibi göründü. Yanlış taraf. Zarar verebilirdik. Saat yönüne gevşiyor. Nerede olur? Evet. Bırak şimdi. Poryayı da çöktük. Tıkma yönüne doğru gevşiyor. Tıkma yönüne doğru. Yani diğeri her ikisi de tekerin ön tarafa döndüğü yöne doğru gevşiyor. Gevşemesin diye yapmışlar bunu. Geri geri giderse gevşer. Geri geri pek gider, gitmediğine göre ilerileri gevşeme riski yok. İşte somunu. Diğer taraf ses yapıyordu. Acayip bir ses. Rulmanları değiştikten sonra ses gitti. Bu rulmanda herhangi bir ses olmadığına göre bak çapak da yok bunda. O yüzden bu tarafı değiştirmeye gerek kalmadı. Evet, keçesi çakılı. Keçeye dokunmayacağız. Yağ kaçırması yok. Bu yüzden dokunmaya gerek yok. Bunu eve içeri götür. Ablesi okuyucuyu sökelim.
Hemen buymuş. Şimdi bu. Bir tek aldık.
Gitti mi traktör? Ses ne yap? Nasıl aldın? İşte pistonu çıkarttık. Yağına bakalım yağın. Yağı da kirliymiş bakıyor yani. Yağı da kirli. Pistonun içini bu şekilde açtıktan sonra içinde kalan kirli yağı tahliye etmiş olacağız. İşte körüklü parçası. Rontası içinde silindir bayağı aşınmış, eskimiş yani. Pistona bakalım. Piston da iyi. Rontası işte. Tamam, şimdi çoğunlukla körükleri takacağım. İşte biri bu frendeki yağı, yani pistonun basınçlı yağı tutan conta bu. Basınçlı yağı bu tutuyor. Diğeri ise, diğeri ise tozları engelliyor. Yani tozlar içeri girip bu contayı hasar vermesin diye engelliyor ya da pistonu hasar tozdan koruyor. Şimdi contayı taktık. Mavi gresket mavi. Bunu da öyle yapalım, geçirelim. Bunun zaman yani fren yaptıkları zaman kaliper diye çıkarttıkları zaman, temizledikleri zaman böyle işlem yapmaları gerekiyor. Şöyle hafif bir mavi gres koyalım. Hafif bir şey lastik contayı da yağlayalım mavi gresle. Takarken contalar herhangi bir zarar görmesin diye böyle yaptık. Ne tarafı çevirecektik? Geri geri çevireceğiz. Bazen bir taraf tersine dönüyor. Yeni bir disk taktığımız için bayağı pistonu içeriye sürmemiz gerekiyor.
Tamam. Şimdi körüğü yerine oturtturacağız. Tamam. Şimdi de bu körükleri değiştireceğiz. Biraz boşluk görünmüyor ama bayağı bir zor tür görünüyor. Su falan girdiği için o hareket etmiyor. Yani çok sıkışırsa İşte körükteki yırtıkları görüyorsunuz, yırtıkları. Bunu değiştirip çoğunu gidereceğiz. İşte bu körükte herhangi bir şey yok. Ama yine de her iki taraf bir olsun, yeni takalım.
Yüksek ısıya dayanıklı mavi kres diyoruz. Ayrıca Rulman kres de oluyor bunlar. Çok güzel uyumlu oldu. Her ikisine bakalım. Geri geliyor bakın. Geri geri açılıyor. Buna bakalım. Aynı şekilde geri açılıyor. Aynalar bittiği zaman bunlar daha dışarıya geliyor. Daha dışarıya gidip boşluk oluşuyor. Aynalar yeni olması çok avantajlı. Bitik aynalarda mil dışarı gittiğinden daha fazla aşınma, daha fazla boşluk yapabiliyor. Ama bunlar temiz çıktı. Bu parçayı değiştirmeye gerek yok. Nasıl takılıyordu? Eskisinde de bu. Ters yönü vardı. Bir taraf. Tamam, bu taraf. Çuvata böyle. Şöyle çevir. Öne çevir. Evet, tamammış. Böyleymiş. Çuvatalar. Torku anahtarı. Diski tuttum. Şimdi geçiyordu. Diski de ekliyorum.
Evet arkadaşlar, işteki rulman takalı keçenin önünde. İşte rulmanı görebiliyorsunuz. Rulmanı içeride. Şimdi bu parça takacağız sıra bunda. Bu ne iş yapıyor peki? Ne iş yaptığını da şimdi değineceğim. Her iki rulmanın arası da kalıyor. Arası da iç yatak var bakın. Bu iç yatağı dıştaki tohumunu sıktığınız zaman, yani rulmanlar böyle arada kalıyor. İç yatakları tohumunu sıktın mı iç yatakları sıkışıyor. İç yatakları boşuna dönmesinin önüne geçiyor. Eğer iç yatakları sıkı olmazsa, dönerse iç yatak, buradaki kovanın borusunu aşındırır, aşındırır, boşluk oluşturur. Bu yüzden bu yatak burada bulunuyor. Ve tohumunu da iyice sıkıyorsunuz. Eskiden ayarlı sıkılırdı bunlar. Yenileri ise tam sıkıyorsun. Hem iç yatağı dönmüyor. Bakın şu an iç yatak dönebilir. Bakın dur. Biraz gevşetelim. Şu iç yatak var ya, şu parmakla dokundun. O iç yatak dönebilir. O yüzden tamamen sıktın mı, her iki rulmanın iç yatağı bu rulman bu tohumun sayesinde sıkılıyor. Şimdi baratanın yatağını takacağım. Tabi önce aksi takalım, aksi içine pis girmesin çalışırken.
Ha ver bunu. 70'ler yine sıkıyoruz. Yine 70'le. Şunu içeri al. Şey. Güneşe geliyor. Ha tamam şimdi. Buna çantanın ön gözünde şöyle uzatma var abi bunu. Yetmiş neme. Dyson yaptığımız zaman zaten gördüğünüz kolay çıkmadı. Bu da güzel bir şey kaybamasının önüne geçer. Yani conta almıştım. Yanlış vermişler. Tamam. Şimdi sıra geldi. Yatağı, yatağını takmayı, kaliper yatağını, her neyse ismi elbette vardı. Anahtarı 15. Şimdi de çıkar. Tork kolu. Oğlum dokunmayı çıkar. Ayarını dokunma anne. Tamam ayarı. Yine aynı ayarıyla sıkacağız. 70. Uç kısımları aynaya gelmeyecek. Bir taraf taraflar var tabi. Düz kısımlar aynaya değmeyecek şekilde takarsınız. Şimdi barataları takalım. Bakın şu taraf çok almış bu tarafı. Yamuk olduğu için diğer tarafta bir şey yok. Bir de orta kısmını almış bir kısmını. Ayna yeni ama mesela bu balata bitti, frene bastı birisi. Bir taraf gitti. Aynanın diğeri sıfır. O zaman diğer aynayı kullanabiliriz. Cüvetalar, kaliper cüvetesi, bir tane daha var. On iki.
10-11 hava almak için. Şimdi borun iyice sıkalım. Tamam. Bunu da hallettik. Biraz da hava alacağız burada. Şimdi halatta takalım. El freni boş gibi. Tabii yayın takacağız birazdan. Böyle yap, böyle mi taksam? Böyle mi taksam? Bakalım hangi türlü oluyor. Şöyle arasını açalım. 50 de oluyor galiba. Tersel yapayım. İşte oldu. Oynaması da güzel. Bas. Pompala. Bas. Tamam. Böylece arkadaşlar içindeki pis yağı da tahliye etmiş olduk bir kısmını. Oradan yeni yağ koyabiliriz. Zaten merkezin içindeki pis yağı da boşaltmıştık. Şimdi ne kaldı? Şuraya bant yapalım. Buraya bant getirin. Bakın bir ara tekeri sürtünmüş, bir ara bozulmuş. Fark etmemiştim. Bant saracağız. Tabi el fren çok güzel tutuyor. Hemen kırılmış. Bunu değiştirebiliriz. Bunu tek tarafı olarak. Şimdi tekerleri takacağız. Ter taktın. Evet arkadaşlar, sonunda temiz bir iş çıkardık. İki diski değiştirmiş olduk. Çok şükür. İler sürede. Tamam. Tamam dursun. Aslında balata değişimlerinde kaliperlerdeki yağın bir kısmı, yani pistonunu bastırırken hava aldığınız cıvatayı gevşetin. Pistonunu bastırırken o kirli yağ dışarı çıksın. Yani geri arabanın şeyine gitmesin. Yağ kabına gitmesin. Borulara gitmesin. Çünkü nem su çektiğini biliyorsunuz. Aşırı ısınmadan dolayı. Bu da fren boşalmalarına sebep olur. Biz iki kaliperde bayağı tehlike etmiş olduk. Yağ kabına yağ ekleyebiliriz. Düzeltme de. Aa, böyle işten. Bat bat. Tamam. Gidelim. Öbür taraftan. Tamam. Karşılık mısın?
Al dur. Şöyle geri çekelim. Bunu garaja tutacağız. Bunu da çekelim. Evet arkadaşlar. Böylece önemli bir işini yaptık. Yukarıda yağ vardı. Onu getir yağım. Fren yağım. Şimdi frenlerin dışarı saldığımız için fren kabını kontrol edelim. Yağ ekleyelim. Kaliperlerin içine temiz yağ gitti. İşte ya burada max görünüyor. Demek ki yağ eklemişler buna. Biraz daha ekleyebiliyoruz. Burada max yazıyor. Bakın şuraya kadar. Yağ numarası ise 4-4 yağının 4-4 yağ fren yağını tamamladık. Bu ara nereye gidiyorsun? Hüseyin Bey gelmiş. Hoş gelmiş. Sağ ol. He, bu kolay sefer gelsin. Sesini duymaya başladık. Bakalım müzik sesini de duymak nasip olacak mı? Bir de şarkı söyleyecek mi? Bakalım. Söyler misin? Ne yapıyorsun? He, inşallah. Dinleyin. Nereye gideceksin? Diskini değiştirdim, diskini. Bir yere mi gideceksin? Disk değişti. He. Evet, bundan sonra aracı temizlik yapılacak. Bazı yerleri yıkanacak. Çok yıkayan biri değilim. Çünkü çürür falan. Su yarar değil. Temizler ama zarar da verir ayrıca. Şunlar iyi bir yıkansın bir tarafı. Kasanın içi de pis, orada temizlenir. Evet arkadaşlar, araca böylece tamiratını yaptık. Bu sefer yıkama var. Kasa yıkanacak. İçi temizlenecek. Neyse, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.